Merhaba, NASA'ya ait InSight adlı uzay aracı dün akşam Mars'a indi. Bu tabii oldukça sansasyon ve merak yarattı bütün dünya kamuoyunda. Biz de bugün InSight'ın misyonunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tolga Güver'le konuşacağız. Kendisi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi. Tolga Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi tabii InSight'ı konuşacağız. Dün olan hadiseyi konuşacağız ama oraya hemen bir giriş yapma babında şunu sorayım. Sanırım daha önce de bazı misyonları vardı NASA'nın veya başka ülkelerin, değil mi? Yani Mars'a inen ilk araç değil bu, öyle değil mi? Yok değil tabii değil. Mars'a inme başarısı çok fazla değil gerçi. Yani inmeye çalışıp inemeyen de çok. Ama bu tabii ki ilk değil. Epey oldu. Özellikle Amerikalıların bu konuda biraz daha başarısı var. Israrı da var Mars konusunda. O yüzden onların bu olduğu şey var. Peki önceki araçlar başarısız mı oldu, yoksa sizin gibi astronomi ile ilgilenen insanlara yeterli veya gerekli bilgileri sağlayabildiler mi? Yok şimdi şöyle, tabii uzaya hele de Mars olursa konu bir şey göndermek son derece pahalı, son derece zor bir iş. O yüzden her seferinde sadece küçük bir parça, küçük bir deney seti diyelim bir nevi gönderilebiliyor. Özellikle konu Mars olunca. Mesela bunun farkı da şu, bu ilk defa hani komik gelebilir belki ama yerin içine Mars yüzeyinin altına 5 metre derine bir ısı ölçer koyacak mesela. En önemli şeylerinden biri o. Mars'ın aktivite kayalarındaki yüzey sıcaklığını ölçmek için. Bu basit bir şey. Bugüne kadar neden akıl edilmemiş veya neden gönderilmemiş diyebilirsiniz ama işte her sefer belli bir amaç, belli bir hedef doğrultusunda oluyor. Geçmiş görevlerin aksine bu gerçekten Mars'ın jeolojisi, hani belki astronomi bile değil, oradaki Mars'ın yapısı üzerine bir deney. Daha öncekiler daha çok orada bir canlı yaşam var mı, olabilir mi, olasılığı var mı bunu araştırmak üzerineydi. Ona göre kimisi kutuplarına gitti, kimisi farklı yerlerine gitti ve hep bu tip bakteri vesaire benzeri şeyler aradılar. Bunun farkı orada. Şimdi 6 aylık bir yolculuğun ardından vardı Evet. Mars'a ve ilk fotoğrafını da gönderdi. Evet. Şimdi açıkçası bizim gibi bu işin uzmanı olmayan kişiler için bu fotoğraf belki de çok fazla bir anlam ifade etmemiş olabilir. Bir de şu var, biz Mars'ı hep kızıl gezegen olarak biliriz ama o fotoğrafta pek bir kızıllık göze çarpmıyordu. En azından benim yayına hazırlanırken gördüğüm kadarıyla. Bu fotoğraf bize ne anlatır? Şimdi o fotoğraf tabii ilk fotoğraf, hatta galiba objektifin önünde bayağı bir toz vesaire de var. Yani aynı fotoğraftan bahsediyorsa inişle beraber olan. Mars tabii atmosferi karbondioksitçe çok zengin. O yüzden içeriden özellikle bakarken böyle sarı kahverengi, trak bir rengi oluyor. Atmosfer de az çok o renk olduğu için. Uzaktan baktığımızda tabii renk biraz daha farklı. İlk fotoğraf aslında bilimsel amaçlı değil. Sadece ben hayattayım, sağ salim yerime indim fotoğrafını. Onu gösteriyor. Dediğim gibi bunun asıl amacı birkaç gün içinde yavaş yavaş güneş panellerini açacak, biraz enerji toplayacak, pillerini şarj edecek. Ondan sonra göreve başladığı zaman da bir robot kolu var. O kol önce bir ısı ölçeri yüzeyin altına yerleştirecek. Ardından bir sismometre yerleştirecek yüzeye. Ve orada yüzey aktivitelerini, yüzey sıcaklığını, kayalıklarının özelliklerini inceleyeceğiz aslında. Daha önceki misyonlarda sadece yüzeysel bir ölçüm veya oradan kaya veya kum almak gibi şeyler yapılmıştı galiba, değil mi? Yani evet tabii yani şimdi işte dediğim gibi 5 metre çok küçük bir rakam gibi geliyor ama bugüne kadar hiçbir ay harici hiçbir gezegene diyelim, hiçbir güneş sisteminde hiçbir gezegenin bu kadar derinine bakmamıştı. Hani ne kadar büyük bir değişim olur, onu beklemesi, çok büyük değişim beklemek zor ama hiç bakılmamıştı. O yüzden ilginç. Şimdi şunu soracağım. Sismik inceleme yapacağı söyleniyor. Deprem, Evet. Mars'ta olan depremlerle ilgili bazı veriler elde etmeye çalışacak anladığım kadarıyla. Bu Mars'ta olan depremler bize ne anlatacak ki böyle bir önem taşıyor? Şimdi sadece Mars'ta olan depremler değil, aslında mesela görevi boyunca ki işte yaklaşık 2 yıl
planlanan görevi var. O süre boyunca oraya düşebilecek meteorlar vesaire gibi durumlarda oluşabilecek. Hatta üzerindeki cihaz biraz fazla hassas, meteorolojik olaylarda oluşan dalgaları da hissedebiliyor. Rüzgarlar, kuvvetli şeyler gibi. Buradaki önemli soru şu. Şimdi Mars, Dünya gibi kaya bir gezegen diye biliyoruz. Ama yüzey aktivitesi gösteriyor mu? Yani iç yapısında sıcak bir magma var mı? Olmadığını tahmin ediyoruz. Çünkü Mars'ın manyetik alanı yok. Onu oradan çıkarabilmek mümkün ama bunu ölçebilmiş, dikkatlice takip edebilmiş değiliz. Amaç bu zaten. Diğer. Başka bu deprem ya da sismik incelemeler dışında yapacağı başka şeyler var mı? Isı ölçmek demiştim bir tanesi. Bir de manyetik alan ölçmeyle ilgili bir cihaz daha var. Manyetometre koyacak yüzeyine ve orada yüzeyini de ölçecek. Şimdi Mars'ın manyetik alanının olmadığını biliyoruz. Global bir manyetik alanı yok. Bu da zaten dünyadan onu en çok ayıran özellik. Güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkları, bu bizim dünyamızın manyetik alanı bizi koruyor o parçacıklardan. Bunların bize gelip zarar vermesini canlılara engelliyor. Ama Mars'ta böyle bir durum yok. Ama yüzeyde küçük, yerel çaplı manyetik alanlar olabilir. Bunları varlığını incelemek için önemli. Peki bu manyetik alanın olması, dünyada olması bizi koruyor dediniz. Peki bu uzay aracını, bu uzay aracına orada bir zarar gelebilir mi böyle bir şeyden dolayı? Olmamasından yani dolayı. Yani ona dair kalkanları, şeyleri var ama biraz da şeyle ilgili, tesadüfle ilgili. Burada daha çok olan şey yüksek enerjili bu parçacıkların çarpması uzun vadede canlı organizmaların, moleküllerin oluşumunu etkileyebiliyor. Ve ya da mutantların, değişik evrim süreçlerinin oluşmasına sebep olabiliyor. O yüzden önemli aslında. Yani uzun vadeli bir etki. Onun dışında tek başına bir kere şey yapmasının çok bir önemi yok. Isı ölçümü dediniz, bu Mars'ın yüzeydeki ısısının mı yoksa zemin, yani yerin altındaki ısıdan mı? Yerin altı. Zaten işte hani bir nevi fark olan tarafı da onlardan bir tanesi de bu. Peki Mars'ın yüzeyinde şu anki bilgiler kaç derece olduğunu gösteriyor? Yani şu an hava durumu kaç derecedir onu hatırlamıyorum tabii, görmedim ama 3 aşağı 5 yukarı ortalama. -20 ile -100 derece arasında değişebiliyor sıcaklıklar. Kimi zaman daha soğuk olabiliyor ama genelde bu mertebelerde. Peki Mars'ın yüzeyi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yani şimdi bir pilotaya indiğini okudum ben. Mars'ın geri kalan kısmı nasıldır, böyle dağlık mıdır? Düz müdür? Nasıl bir şeyi vardır? Topografyası vardır? Tabii yani Mars Güneş sistemindeki en büyük dağlardan birine sahip aslında, işte Olympos'ta. Bunun dışında çok büyük vadileri var, kaya olarak yüzeyde görünen. İşte bu bizim Amerika'daki Grand Canyon'dan çok çok daha büyük kanyonları mevcut. Tabii deniz veya sıvı halde su, okyanus vesaire bulunmadığı için bütün yüzey tamamen kaya ve derin vadilerden, şeylerden oluşuyor. Bunun genel sismometre gibi ölçümler yapacağı için ineceği yerin çok fazla bir hassas olması gerekmiyor. O yüzden güvenilir sakin bir yere indiler. Daha olabildiğince makul bir yere indiler. Ama tabii mesela kuzey ve güney kutuplarının takdirlerinde yine biraz buz halde karbondioksit, karbonat bulmak mümkün. Yani onlar oralar biraz kayadan farklı olarak bunlar da bulunuyor. Bu araç hareket etmeyecek değil mi? Yani sabit olarak duracak. Hayır, öyle bir plan yok. Dünyaya tekrar dönmesi de mümkün değil herhalde değil mi? Yok, yani herhangi bir örnek gönderme de söz konusu değil. Yani zaten tabii şimdi bu işler hep böyle gitmeli ve geri dönmemeli yapılıyor. Çünkü bir daha Mars'ın yüzeyinden tabii kütlesi falan daha az dünyaya göre ama bir roketle bunu fırlatıp geri dünyaya göndermek son derece masraflı ve tabii yükü, iniş yükleri de çok arttıran bir şey. Şimdi sonuç olarak yani bu araştırmadan siz çok önemli bulgular çıkacağını bekliyor musunuz? Neden bu InSight misyonu bu kadar önemli? Yani diğerlerine, bana şahsıma soruyorsanız diğerlerinden çok fazla büyük bir önem olduğunu zannetmiyorum. Sadece bunun bir kısmı tabii bir şey var, halkın ilgisini devam ettirme isteği de var. Uzun bir süreden sonra ilk defa NASA böyle bir şey
yapıyor tekrar. Bir iniş gerçekleştiriyor. Bilimsel açıdan özellikle oranın kaya topografisini söylediğiniz gibi incelemek açısından önemli şeyler bunlar. Ama öyle çığır açıcı, devrimsel bir şey olduğunu söylemek bence zor. Yani suya falan rastlaması sizce mümkün değil mi? Yok, öyle bir hedef de yok zaten burada. Öyle bir amaç da yok. Yani, yani bugüne kadar rastlamayanlardan sonra tesadüfen rastlarsa bilemem ama öyle bir amaç ya da hedef şey yok. Yani şu ana kadar hiçbir iz yok değil mi Mars'ta su veya herhangi bir organizmanın yaşayabilecek ortam sağlayacak bir şeyin olduğuna dair? Yani tabii şey yapılabilir, biraz speküle edilebilir ama yok desek yani en doğrusu olur. Yani öyle bir ortam görünmüyor. Ama işte bunu söylerken tabii yani bütün gezegenler için geçerli, hatta diğerleri özellikle işte Satürn'ün uydusu vesaire gibi bazı yerler için ayrı bir konu. Onlar için daha da önemli. Az önce söylediğim şeyi de unutmamak lazım. Yani ilk defa yüzeyden 5 metre derine bir ısı ölçer koyabiliyoruz. Yani yok diyoruz ama aslında bilgi seviyemiz de çok sığ. Onu da vurgulamakta fayda var. Başka NASA dışında ülkeler var mı? Bu böyle bir benzer bir misyon ise mesela Çin ya da Rusya gibi. Ya tabii hazırlık şimdi var mı şu anda? Bu tip görevler oluyor ama bunda da söylemem lazım. Yani şu üzerindeki iki bilimsel araçlardan bir tanesinin yürütücüsü Alman, diğeri de Fransız. Ve kendi tabii Alman işte, ve Fransız ilgili kurumlar da bunları destekliyorlar. Yani bunun gitmesi gelmesi önemli bir kısmı NASA tarafından yapılıyor ama üzerindeki iki bilimsel aracı da birisi işte Fransız, birisi Alman işbirlikleri oluyor. Onu söylemek lazım. Onun dışında tabii hedefler, planlar, bir şeyler var. Özellikle Çin'in son yıllarda yaptığı çalışmalar oluyor farklı konularda da olsa. Mars tabii çok uzak, çok zor bir hedef. Çok kolay değil. Ama çalışılıyor. Ya şimdi yarı magazin, yarı ciddi bir soru soracağım size. Siz şimdi bir sadece devletler değil, özel şirketler de siz çok daha yakından biliyorsunuzdur. Böyle Mars'a gitmek için çalışmalar yürütüyorlar. Hatta bazıları çok yakın bir zamanda olacağını söylüyor bunun. Siz orta vadede veya kısa vadede böyle bir şeyin olabileceğini düşündüğünü biliyor musunuz? Herhalde ilk bir iki deneme çok başarılı olmayabilir ama olacak yani bundan şey yok gibi görünüyor. Ekonomik bir çıkar, şirketler görmeye başladılar bunu, öyle görünüyor. Ekonomik çıkar görürlerse er ya da geç bunu üzerine para yatırırlar, zaman yatırırlar ve gerçekleştirirler. Şu anda çok zor bir, çok imkansız bir durum değil. Yani bu ufak bir aletti. 6 ayda gitti. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam kısa bir süre inişini gerçekleştirdi ve şimdi orada. Sorun geri dönmekte tabii. Yani canlı bir insan gönderme konusundaki sıkıntı orada. Ve tabii bu uzun süreçte özellikle hani şu anda hayal edemediğimiz sorunlar yaşanırsa neler olacak? Yani mesela biliyorsunuz işte bu SpaceX bir araba gönderdi. Haftalarca konuştuk, baktık resme, fotoğraflarına. Ama sonra o araba çok alakasız bir yere gitti. Mars'a ulaşamadı, hedefinden hemen saptı. Yani ya böyle bir şey olursa ne olacak? Bu riskleri göze alma meselesi aslında. Bunun dışında hani şey olarak bir sıkıntı yok. Bence gerçekleşebilir. Gitmek değil dönmek asıl mesele diyorsunuz. Yani evet, gerçekten öyle. Bu biraz daha küçük bir araç olduğunu söylediniz. Bir bilgi verebilir misiniz o konuda? Ne kadar küçük ya da ne kadar büyük bir araçtı yani bu? Güneş panelleri açıldığı zaman 6 metre yanlış hatırlamıyorsam boyu oluyor. İşte 1 metrelik de kendi ana gövdesinin kabaca bir büyüklüğü var. O mertebelerde açıldığı zaman yani güneş paneli 6 metre oluyor. Yani bir kamyon kadar diyebilir miyiz mesela? Belki yok, biraz daha büyük. Yani, yok değil yani güneş panelleri... Ki paneller hani her doğrultuda olmuyor. Sadece işte hani hayal edersin böyle ince dikdörtgenler gibi, kanatlar gibi düşünelim. Onunla beraber 6 metre oluyor. Bilmiyorum işte bir arabadan biraz uzun gibi olur herhalde. O da panellerle. Anladım. Ki hani ana gövde ondan 1 metre, 1,5 metre merkezde bir boyut var. Şöyle yayın hazırlanırken şöyle bir şey okudum. İlk 6 hafta araştırma yapmayacakmış bu
araç. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz sizden? Biliyor musunuz bunun sebebini? Şimdi bu tip görevlerde, yani farklı yerlerde de geçerli. Bunlar önce bir gidiyor. Şimdi bu durumda olduğu gibi bir hayatta sinyali veriyor. Ondan sonra güneş panelleri açılacak ve bir süre şarj etmesi lazım. Tabii bu artık oradaki Mars'taki o günkü iklim koşullarına bağlı olarak, hani bir toz fırtınası vesaire bir şey olursa daha da uzayabilir. Bir zaman alacak bir süreç. Güneş enerji toplaması lazım. Onun dışında bir süre bir kalibrasyon, bir test zamanı oluyor. Yani aslında bir şeyler yapmıyor değil veya yatıyor değil. Fakat buradan işte komutlar gönderiliyor, çeşitli denemeler yapılıyor. Acaba aletler tüm fonksiyonları da çalışıyor mu diye. Bu süreci bir geçirmek ilk amaç oluyor. Onlardan sonra bu her şey tamam, güzel çalışıyor dendikten sonra işler başlıyor. Genelde bu şekilde oluyor zaten. Tüm bu tip görevler. Peki son bir şey daha soracağım. Şimdi Ay'a daha önce gidildi ama bildiğim kadar insan uzunca bir süreden beridir gitmiyor. Neden Ay gibi daha yakın bir hedef varken Mars'a yöneliliyor? Tabii şimdi Ay'da zaten bu tip aletler var. Yani ben de açıkçası yayın hazırlarken biraz baktım. Ay'a mesela böyle bu Apollo görevleri sırasında daha o tip sismometre vesaire konmuş. Tabii orada herhangi bir yüzey aktivitesi yok. Muhtemelen Mars'ta da olmayacak ama göktaşı düşmeleri vesaire gibi durumlarda onları ölçüyorlar zaten. Bu anlamda Ay'da bir problem yok. Ama insan gönderme konusunu, hani neden tekrar göndermiyorlar diye soruyorsanız, bunu bir şu an için bir çıkarı yok. Az önce ekonomik çıkar varsa firmalar er ya da geç yapar demiştim. Şu anda Ay'a başka bir insan göndermenin çok büyük bir bilimsel ve ekonomik getirisi yok. Belki biraz ses çıkarmak, hani toplumsal bir şey yapmak dışında. O yüzden yapılmıyor bence. Peki Mars dışında, tabii Mars en yakın olduğu için sanırım gidiyor. Venüs herhalde çok sıcak olduğu için oraya gidilemiyor, değil mi? Tabii şimdi Venüs mesela işte başına söylemiştik Mars'ta Amerikalıların bir başarısı da var ezelde. Mars'taki durum atmosfer çok ince. O yüzden inmek biraz zor. Çünkü frenleyecek bir şey yapmanız zor. Büyük bir paraşüt vesaire lazım ki yavaşlayabilsin şey. Yani serbest düşüşle düşmesin yüzeye pat diye. Venüs'te de tam tersi. Son derece kalın bir atmosfer. Yüzeye ulaştığınızda son derece yüksek bir sıcaklık var. Ve bunu geçmek çok zor. Bunu ancak Ruslar Sovyetler Birliği zamanında bir iki kere geçebildiler. Hani birisi Mars'a giderken diğeri Venüs'e gitti gibi oldu o zamanlar. Ve onlar da oraya şey yaptılar ama tabii orada uzun bir süre barınmak, yani Venüs yüzeyinde bile çok zor olduğu için o biraz daha sıkıntılı. Son bir şey daha sorayım o zaman. Mars şimdi hem yakın olması nedeniyle hem de sanırım bazı özellikleri nedeniyle daha Dünya'ya yakın olarak görülüyor anladığım kadarıyla. Tabii Böyle buyurun. mesela eğik, yani yörünge düzlemiyle kendisi arasında 25 derecelik bir fark var. Bizim de dünyada 23 derece, 23 küsür derece bir fark var. Mesela bu mevsimleri yaratıyor. Bu önemli. Yüzeyinde mevsimler gördüğü gibi önemli benzerlikleri var. Peki uzaklığı bir kenara bıraktığımızı varsayarsak Mars dışında veya Ay dışında Dünya'ya benzeyen yakın böyle bir topografyası, atmosferi vesaire olan bir gezegen veya gök cismi var mı? Yani şu anda bilindiği itibariyle çok var demek zor ama değişik uyduları Jüpiter'in, Satürn'ün sanki hani biraz sanki andırma olasılıkları var gibi. İşte mesela Io diye bir uydusu var Jüpiter'in, küçük bir uydu. Çok fazla volkanik aktiviteler gösteriyor. Hani yaşam olur anlamında söylemiyorum, tam tersi çok sıcak, çok fena bir yer. Fakat yüzey aktivite, işte yanardağlar vesaire bolca mevcut. Onun dışında işte Europa gibi, Titan gibi uydular var. Bunlar büyükler, yüzeylerin altında acaba okyanus benzeri sıvı var mı? Bunlar tartışılıyor ama henüz bunları şey yapabilmiş değiliz. Nasıl diyeyim, detaylandırabilmiş değiliz. O yüzden bir şey söylemesi zor ama dünya gibi yani dağları, tepeleri vesaire olan çok fazla bir yer yok. Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz Tolga Bey.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Hoşça kalın.